Sevgili arkadaşlar merhaba, ben Yasin. Öncelikli olarak Akvaryum Saati kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle kısa bir tanklardan bahsetmek istedim açıkçası. Çünkü yaklaşık 8-9 gündür akvaryumlarımla ilgili video atmıyordum. Normalde shorts videolar atıyorum ama kendi akvaryumlarımla alakalı video atamıyordum. Bugün bir çekeyim istedim. Umarım bundan sonra her gün sizlere akvaryumlarımızın gelişimle alakalı videoları aktarabilirim sevgili dostlar. Bu akvaryum boş değil. Bizim çilek kızımız, babasının kızı... Işığı açınca utanıyor niyeyse. Işığı açınca hemen buraya saklanıyor bu kerata. Gelsene lan. Gel. Çocuklar gibi vuruyorum cama. Onu bu tarafa alıyorum. En sonunda şey yapıyoruz. Yem atarken sadece tankın ön yüzüne çıkıyor. Yemi yedikten sonra geçiyor küpün arkasına. Yaylanıyor. Yaylan babam yaylan. Neyse sıkıntı yok. Bitkili akvaryumumuz arkadaşlar karman çorman bir hal aldı. Lepistes otlarımız çoğaldı maalesef. Bunları sanırım budayacağız. Onun haricinde sesiflora bitkilerimiz yine aynı şekilde çoğaldı. Yani boyuna verdi, uzadı. Onları da budayacağız. Samsun'dan nasıl kazık yedim onu da size söyleyeyim. Kribensi neydi lan? Kribensis, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış telaffuz etmiyorum umarım. Bunlardan bir çift almak istedim. Hatta bir tanesi güzellik, bakın burada kendisi. Gerçekten çok güzel bir balık. Bir tane bundan koymuş adam, 20 liraydı zaten tanesi. Bir tane de zebra eklemiş. Ulan zebra ne alaka, bakın zebra da burada. Zebra ne alakaysa gitmiş ondan eklemiş. 20 de ona almış. Ben sanıyorum ki bir çift kribensis verdi de işte akvaryumuza getirip koyuyoruz sandım. Ama bir geldim ki eve, Amasya'ya bir geldim ki kazık yemişim. O yılların hobicisiyim ama kazık yedim bakın heyecandan. Yani şu güzelliği alırken bunları unuttum. Yani adam ne koyduğunu unuttum. Onlar içinde şunun heyecanına kapıldım. Buradaki balığın kribensis olmadığını anladım sevgili dostlar. Maalesef yapacak bir şey yok. Arada hobide bunlar da oluyor. Şimdi burada bizim çileğimiz var. Çilek nerede? Ön plana çıkmaya başladı şöyle. Size göstereyim çileği. Çilek kızım çık. Bu arada çileğin kafa yapısı var. Dişi olmasına rağmen kafa yapmış durumda. Birazdan bitkili tankı yine devam edeceğiz. Çilek kızım gel. Bu bana yavaş yavaş alıştı sevgili dostlar. Elimi falan takip ediyor, geliyor. Yakında kendini sevdirir diye düşünüyorum. Çünkü yem atacağım zaman açıkçası hemen şey yapıyor. Cama vurmaya başlıyor kafasını. Büyük ihtimalle sevdirecek gibime geliyor. İnşallah seveceğimiz zamanlarda olur. Ama şunu da dikkat etmek istiyorum. Eğer bu tankta mutsuz olduğunu görürsem çileği elden çıkarabilirim. Daha iyi bir tanka gitmesini sağlayabilirim. Çileği kaç aldık biliyor musunuz? 350 liraya aldık çileği. Bunda da belki kazık yemiş olabilirim. Bilmiyorum. Samsun bana çok büyük kazık attı. Ben kendimi güzel bir hobici sanırdım ama aslında hobici değilmişim. Kazık yiyorum hala. Bilmiyorum. Kendisi güzel bir bebek. Henüz yavru olmasına rağmen daha büyüyecek abileri ablaları. Daha büyüyecek, o kendine bir gelecek. Şuradakiler de pisliği. Çok fena dışkı yapıyor valla. Önüne geçemiyorum. Sürekli dip çekim yapmak zorunda kalıyorum. Sumpa da gitmiyor. Onu da çözemedik. Neyse. Bitkili tankımız konusunda dediğim gibi budama yapacağız lepistes otlarını. Belki lepistes otlarını şurada çileğin sump kısmına koyarım. Oradaki nitrat emmelerini sağlarım. Ama bilmiyorum. Kafam biraz karışık veya balkonda çok güzel yeşil sularımız var. Oraya eklerim. Aslında kap çok. Yani bu lepistes otunu üretebileceğim şekilde çok fazla kabım var. Karidesleri ayırmak istiyorum. Yani sadece karides olsun istiyorum. Balık olmasın istiyorum. Bu akvaryum böyle gerçekten çok güzel oldu. Bu akvaryuma da hakkını vermek istiyorum. Açıkçası bende power led de var. Ama işte bilmiyorum. Belki bu akvaryumu satarım, belli olmaz. Şuraya güzel bir 65 santimlik tank alırım diye düşünüyorum. Kafa biraz karışık açıkçası. Bu akvaryum denizken çok güzeldi. Deniz akvaryumuyken. Ama şöyle bir şey var. İstediğim akvaryumu niyeyse gözümle canlandırıyorum arkadaşlar. İstediğim akvaryum değil diyorum yani. Gerçekten çok güzel bir tank oldu. MDF dolabı olsun, işte ustamız son akvaryumu,
O olsun. Gerçekten çok güzel yaptı akvaryumu ama hak ettiği değeri veremedim akvaryuma. Bu benim biraz canımı sıkıyor. Bu arada çilek de çıktı meydana. Hey yavrum, güreşecek sanki. Gel buraya gel. Gel, kamera var bak. Abilerin ablaların izleyecek seni. Bak bak bak. Hiç pas bile atmıyor, çirkin. Sen görürsün. Ben sana sonra sorarım kameradan sonra. Heh. Küstüm bırak. Neyse dostlar, bu akvaryumumuz gerçekten çok bereketli oldu. Bilmiyorum, budayıp küçük bir akvaryum yapıp yine onlara lepisteslerimizi çekebiliriz ya da karideslerimizi çekebiliriz. Bir akvaryumumuz daha var küçük, onu da şu araya koyarım büyük ihtimalle. Şimdilik böyle olsun. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Kısa bir sohbet etmek istedim sizlerle. Çilek yine geçti oraya bu arada. Kameraya mı gülüyor, ne yapıyor bilmiyorum ki ya. Kerata Allah'ım ya Rabbim, deli etti beni. Yani şeytan diye eline al, öp, ısır, geri koy suya. O derece duruma geldim şimdi çileği görünce. İsmini çilek de koydum, çok da yakıştı. Bu arada kumu da kaldırdım. Kumu kaldırınca çilek kendini daha iyi belli etmeye başladı. Yani rengi ortaya çıktı. Mavilikleri, kırmızılıkları hep ortaya çıktı. Bu da gerçekten kum taban malzemesi gerçekten çok fark ediyormuş sevgili dostlar. Neyse, bir sonraki videomuz da yarın büyük ihtimalle güzel şeyler çekmek istiyorum. Umarım sizlere de keyifli anlar yaşatırım arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.